İkinci el araç piyasası şu anda durgun. Durgun olmasının sebebi dövizin yüksek olması, altının yüksek olması, bir belirsizliğin olması açıkçası. Yani işte bir 10 gün, 15 gün içinde bir aracı satabiliyorduk. Şu anda aylarca yatan araçlarımız oluyor. 2 ay, 3 ay yatan araçlarımız oluyor. Biz yani durgunun önüne geçemiyoruz. Fiyatların düşmemesinin sebebi şöyle yorumlayabiliriz. Yani insanlar elindeki parayı neye yatıracağını bilmiyor açıkçası. Yani her şey yükseldikçe otomobiller de yükselmek zorunda kalıyor. Örneğin bir daire düşünün. Bir dövizi düşünün, bir altını düşünün, nereden nereye gidiyor. Aracın da yüksek olması gayet normal aslında. Akaryakıt zamları günümüzde gerçekten büyük bir sorun oldu. Bunlar satışlarımızı da engel bir duruma geldi. Çünkü insanlar artık keyfi olarak bir araca binip bir yerlere gidemiyor. Ailesiyle binip bir pikniğe veya bir geziye gidemiyor. Akaryakıt büyük bir sorun oldu. Fiyatlar çok yüksek. 7.000 liradan 23.000, 24.000 gibi bir rakamları gördük. Bu neredeyse %400 demek. İnsanlar artık her şeyden kısıtlamak zorunda. Yakıttan da kısıtlamak zorundalar. O yüzden bizim işimize etkiliyor. Bunların içinde de dizel daha etkili. Ama bu son zamanlarda dizel biraz popülerliğini kaybetmiş gibi tekrardan insanlar benzinle LPG'ye yönlendiriliyor diyebiliriz. İkinci el araç piyasasında sorunlar hiçbir zaman bitmez aslında. Nedenine gelince çünkü insanlar kararsız. Şu an sıfır araç piyasası hakkında nasıl bilgi verelim size? Şu an zaten bayilerde sıfır araba yok, dizel araba yok. Yani Skoda bayisini arıyoruz, Passat olsun, Volkswagen olsun. Yani hiçbir bayi şu an sıfır araba üretmiyor. Kesmiş yani, fabrika kapanmış. Ondan ziyade dizel araba yok. Benzinli de artık hemen hemen üretimi kesecek. Şu anda elektrikli üretiliyor. Yani araç piyasası şu anda bile yani yükseliş durumda. Yani bir hareketlenme var, piyasa açılmış, fiyatlar yükseliyor. Ama bakalım nasıl olacak. Yani geçen seneki gibi olur mu bilmem ama bence yine öyle bir şey olacak. Yine fırlama olacak yani. Abi ikinci araçlar şimdi bu işler kısmet işi. Yani bir arabayı getirirsin bakarsın bir ay durur, bir arabayı getirsin bakarsın. Bir günde satarsın. Bakarsın yolda sattığımız bir oldu bazen. Şimdi şu anda şu mesele ülke olarak, bizim milletimiz olarak sadece gözünü otomobil düşüşlerine koymuşlar. Yani şu anda bir yağ alıyorsun, yağın fiyatı düşmüş mü? Düşmemiş. Zebze alıyorsun, fiyatı düşmüş mü? Düşmemiş. Yani evlerin fiyatı düşmüş mü? Düşmemiş. Dolar düşüyor mu? Düşmedi. Zaten dolar düşürken 13-14 iken ben bu arabaları bu fiyata aldım. Yani yine de düşüş söz konusu değil. Öyle bir düşüş olmayacak yani. Hiçbir şey düşmemiş ki ben arabalarımı düşüreyim. Şu an bile yükseliyor yani. Hatta yani sattığım fiyata bile alıyorum ki alayım ama bulamıyorum. Yine yok yani. Ya akaryakıt zamları nasıl diyeyim sana? Yani akaryakıt piyasayı durdurmaz. Yani sonuçta işi olan, şey olan gelip yani bir yakıt için arabadan vazgeçmez yani. Ne olursa olsun. Ama Brent fiyatları şu anda yine yükseliyor. Dün 1,5 kuruş yine zam geldi, belki haberiniz var. Ama bakalım son nereye kadar gidecek. Umarım düşer yani. Urfa'da en çok dizel araçlar tercih ediliyor. Yani ikinci el araçlarda yaşanılabilecek bir sorun yok. Çünkü niye? Temiz araba getirdiğin zaman düşük kilometre, boyasız olduğun bir sorun olmaz yani. Nelere dikkat etmeli? 1 kilometre boyasız, düşük kilometre, arabanın temizliği bunlardır. Yani bir de araç alırken göstermemekmiş, bilmiyorum, binip gitmekmiş, öyle şeyler olmaması lazım. Yani ekspertize de, tamirciye de, ustalarımıza gösterilmesi lazım. Beyinciye de kilometre sorgulanmalı. Yani işini sağlama almalı. Çünkü kolay kolay biliyorsun bu zamanda kilometreyle oynuyorlar, taksi çıkması çıkıyor. Onun için milletimizin işini sağlama alması lazım. Vallahi şu an genel anlamda araç piyasamız şu an yükselişte. Son iki yıldır gelen zamlardan dolayı esnafımız gerçek manada şu an mağdur durumdadır. Bu akaryakıtın yükselişinde piyasanın gidişatında gerçek manada esnafımız zor durumda ve gerçek manada ticaretini iyi yapamıyor. Şu an bu anlamda mağduruz yani. Tabii çok çok etkiledi. Bir de bu sıfır araçlarımızın gelmemesi ikinci eli de etkilemektedir. Bu akaryakıtların da zamlanması nedeniyle ikinci eli de etkilemek zorunda nedenidir. Piyasada gerçek manada korsan
ikinci ele tabi hani bu anlamda korsancılık yapan ve ikinci eli tetiklemek şartıyla yetki belgeleri olmadığı halde iş yeri bulunmadığından dolayı köylerde işte şurada burada adamlar ticaretini yapıyor. Bu şekilde de ikinci eli etkiliyor yani gerçek manada esnafı etkiliyor yani. Valla bu anlamda devletimizin yanındayız. Devletimiz de esnafın yanında durmasını istiyoruz. Bu konuda gereken tedbirlerin almasını istiyoruz. Abi ikinci el araç piyasası yaklaşık böyle iki aydan beri bir durgunluk yaşanıyor piyasada. Yani bir haftadan beri bir hareketlilik olmaya başladı. Bayram öncesiyle alakalı mı yoksa piyasayla arz talepten dolayı tam şu an bildiğimiz bir konu değil yani. Abi akaryakıt zamları muhtemelen yani mutlaka etkileyecektir yani. Bugün araç alan bir kişi artık yakıtını koyacak durumda değil yani. Ondan dolayı mutlaka piyasayı etkileyecek yani. Korsan bu işi yapan arkadaşlar var. Yani vergisini ödemiyor, oturduğu bir yer yok. Alıp satıyor, biz vergimizi ödüyoruz, araçlarımız satılmıyor onların yüzünden. İkinci el araç piyasası son iki aydır biraz durgunlukta. Hani yakıt zamlarından dolayı falan biraz daha geriye çöküşte durumda. Son bir iki haftadır biraz bir hareketlilik, biraz bir artış var. Şu an millet hani arabasına binemez oldu yakıt zamlarından dolayı. Şu an 22-23 lirayı buldu bildiğiniz gibi. İlla bir etkisi oluyor. Bu işi vergi revası olmayanlar, hani vergisini ödemeyenlerin yapmamasını istiyoruz. Hani herkesten hani şu an günümüz şeyinde önüne gelen o galerici olmuş. Hani serbest meslek gibi bir şey olmuş şu an. Vergi levhası olmayanların bu işi yapmamasını istiyoruz. Araç piyasası şu an durmuş durumda yakıt konusunda, akaryakıt konusunda. Çünkü biraz akaryakıt pahalı olduğundan dolayı kimse araç falan alamıyor. O yüzden hepimiz kendimiz bile durmuşuz yani galerici olarak. Yani artık sektörümüz durmuş yani eskisi gibi değil. İkinci el araçlar eskiden hemen hemen getirdiğimiz gibi en fazla bir haftaydı. Şu an hemen hemen 3 ay 4 ay bir araba bekliyor. Çünkü akaryakıt her zaman oynadığından dolayı. Bir de piyasada bağlı. Fiyatlar çünkü nasıl düşmüyor? Sıfır araç da yok piyasada. Sıfır araç olmadığından dolayı bir de dizel de çıkmıyor. Çıkan hepsi bir motor. En çok dizel araba tercih ediliyor. Çünkü hem yakıt konusunda hem de masraf konusunda dizel daha İyi bir araç olduğundan dolayı en çok neler dikkat edilmeli? En çok kesinlikle şeye dikkat edilmeli, kilometreye dikkat edilmeli. Bir aracın kilometresi oynanıp oynanmadığı. Çünkü oynandığı zaman bütün sektörde mahkeme bile verilebilirsiniz. Vallahi şu an biraz piyasa durgundur. Bayram üstüdür, belki deriz piyasa biraz açılır inşallah. Vallahi ne kadar sürede? Bugünlerde piyasa biraz durgun olduğu için alışveriş biraz sıkıntılı ya. Yakıtlar pahalı. Yakıt bağlı olduğu için millet araba almıyor. Gözü kesmiyor insan. Adam gözü kesmiyor ya, masraf çok. Yakıt bağlı olduğu için, şey olduğu için almıyor yani, ben sana öyle söylüyorum. Vallahi bir yakıtlar biraz düşse belki millet herkes araba alır. Evet. Ben sana öyle söylüyorum. Şimdi yakıt bağlı olduğu için kimse araba almıyor, masraf çok. Eskiden bir adam 100 milyon yakıt koyduğu zaman bir hafta gidiyor. Şimdi 100 milyon yakıt koyduğu zaman biz yani bir yere gidip geliyor zaten yakıt bitiyor. İkinci el aracı alırken dikkat etmeli zaten abi, boyalı oldu mu zaten boyalı. Boyalı olmadı mecbur ekspertize götürüyor, tamirciye götürüyor.